Şarkın en sevgili sultanı Taha Kılınç İslam tarihinin en büyük kahramanlarından Selahaddin Eyyubi ile alakalı zaman zaman alevlenen bir tartışma var. Gazze'de gözlerimizin önünde bir soykırım devam ederken belki tarih polemiği yapacak zaman değil ama merhum bir tarihçimizin oldukça sert beyanları da sosyal medyada sıklıkla paylaşılınca kafası ve gönlü bulanan ve bunalan genç kardeşlerimizin ısrarlı sorularına topluca cevap vermek şart oldu. Şimdi Selahaddin'e dair özellikle tartışma konusu edilen hususları teker teker izaha çalışacağım. Bunu yaparken de adaletten, insaftan, hakikatten ve kaynaklardaki doğru bilgilerden sapmamaya dikkat edeceğim. 1. Nurettin Zengi'nin devletini gasp etti. Selahaddin Eyyubi ve ailesi, Selçukluların Biladüşşam mıntıkasındaki atabeyleri olan Zengilerin emrine girdikten sonra bu iki aile arasında sarsılmaz bir ittifak ve itimat meydana geldi. Selahaddin'in babası Necmuddin ve amcası Şirkuh önce İmadüddin Zengi'ye sonra da oğlu Nurettin Mahmud'a derin bir sadakatle bağlandılar. Nurettin'in 1174'teki vefatına kadar Selahaddin herhangi bir şekilde bağımsızlık düşünmedi. Bu yönde hiçbir adım atmadı. Ancak Nurettin ardında henüz 11 yaşında olan bir evlat bırakarak vefat ettiğinde Selahaddin Haçlılara karşı savunmasız kalan Biladüşşam'ı kendi yönetimi altında toplamak durumunda kaldı. Böyle bir sürece gasp demek hiçbir tarihi vakayla örtüşmez. Yavuz Sultan Selim Mısır'ı gasp etti denebilir mi mesela? 2. Nurettin'in dul karısının nikahını aldı, anası yaşında kadınla evlendi. Nurettin Mahmut Zengin'in karısı İsmetüddin Hatun zaten eşraftan bir yöneticinin kızıydı. Kocası vefat edince Şam'da ciddi bir yönetim krizi baş gösterdi. Etrafı kendisini tesir altına almak isteyen komutanlarla ve danışmanlarla kuşatıldı. Selahaddin'in onunla evlenmesi tamamen devletin krize sürüklenmesini önlemek amacıyla yapılan siyasi bir nikah haktiydi. Aradaki yaş farkı anası yaşında denecek kadar çok olmadığı gibi İslam tarihi boyunca benzer şekilde yapılmış sayısız evlilik mevcuttur. İsmetüddin 1186'da Şam'da vefat edinceye kadar Selahaddin'le sadece 9 yıl evli kalmıştır ki Selahaddin de bu süre zarfında sürekli seferlerle meşguldü. Sanki gayrimeşru ve gayri ahlaki bir işmiş gibi bu evliliği dile dolamak insafası var mı? 3. Kudüs'ün fethi şişirilmiş bir zaferdir. Haçlı sürülerinin 1099'da işgal ettiği Kudüs, sonraki 88 yıl boyunca Franklerin yönetiminde kalmıştı. Hıddin Savaşı'nda Haçlılara tarihi bir hezimet yaşatarak Kudüs'ü yeniden İslam'a armağan eden Selahaddin, Müslümanların ilk kıblesindeki her bir dini mekanı aslına rücu ettirdi. Selahaddin'in zaferini küçümsemek, Kudüs'ün tarihindeki en önemli dönüm noktalarından birini yok saymaktır. Şişirilmiş zafer sözüyle kastedilen Haçlıların zayıflaması ve şehrin zaten düşecek olması idiyse, aynı yorumu İstanbul'un fethi içinde mi yapacağız? Fatih İstanbul'u Bizans'ın son derece zayıfladığı ve içten içe çürüdüğü bir zamanda fethetmişti. O zaman ona da mı şişirilmiş zafer diyeceğiz? 4. Kudüs'ü aldı ama Akka'yı alamadı. Bu mu kahraman? Bir komutan veya devlet başkanı siyasi ve askeri tarihi boyunca zafer kazandığı kadar hezimetlerde yaşayabilir. Tarih boyunca her coğrafya ve devlet için geçerli olan bu kaide üzerinden şahsi eleştiri yapmak insafa ve mantığa sığmaz. Kudüs'ü fetheden İslam ordusu yıllar süren savaşların etkisiyle yorgundu. Salgın hastalıklar baş göstermişti. Bizatihi Selahaddin'in kendisi bile iki kez ölümden döndü. Müslümanlar yine de Fransa, Almanya ve İngiltere Birleşik Ordularına karşı Akka önlerinde tam 2 yıl çok başarılı bir direniş gösterdi. Eğer Selahaddin bu zor şartlar altında Haçlılarla anlaşma yapmak zorunda kaldığı için eleştiriliyorsa, tarihte düşmanla anlaşma yapan her Müslüman lidere hakaretler mi yağdıracağız? 5. Batılılar onu çok övüyor. Demek ki bir şey var. Kudüs'ün işgalden kurtarılmasından sonra Selahaddin, Haçlılara İslam'ın adaleti ve zimmi hukuku çerçevesinde muamele etti. Gösterdiği Ali cenaplık öyle büyük hayranlık uyandırdı ki Haçlılar kendisine asil düşman ünvanını yakıştırdılar. Tarihte yenilgiye uğrattığı düşmanı asaletiyle kendisine hayran bırakan nice İslam kahramanı vardır. Batılı kaynaklar bugün sadece Selahaddin'i övmüyor. Hazreti Ömer'in Kudüs Hristiyanlarına muamelesini anlatan metinlere bakın, Hazreti Faruk'un göklere çıkarıldığını görürsünüz. Fatih Sultan Mehmet ve diğer birçok isim içinde Batılıların sayısız övgüleri ve hayranlık ifadeleri vardır. Sırf Batılılar övüyor diye hepsinden vaz mı geçeceğiz? Böyle bir tarihi değerlendirme ölçüsü olur mu? Şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'e rahmet ve selam olsun.